Sevgili izleyiciler, Maskeler Geçidi'nin sonuna geldik. Son performans, son puanlar. Ardından 10 bin lira kimin olacak ve kiminle vedalaşacağız? Tüm bu soruların yanıtlarını bulacağız hep birlikte. Podyumun kapanışını yapıyor Duygu Çevik podyumda. Hoş buldum. Neredeyiz? Nasıl bir partideyiz? Ünlü yabancı bir tasarımcının defilesinde yer alıyorum. After partisi var. Bu da maskeli parti olacak. Oraya katılacağım. Gel bakalım. Merve. Başın çok güzel, maskene falan bayıldım ama üstündeki abiye senin de cuma şıklığı, yani abiye olarak görüyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Simay, son yorum. Maske bulamayanlar derneğe sen de üyesin herhalde. Maske bulamadığın için saçını önüne atmışsın. Bir de benim kestiğim parçaları benden izinsiz alıp kafana montelemişsin galiba. Hayır, senin parçaların olduğunu bilmiyorum. Uğur Bey bana getirdi bunu takalım Nasıl dedi. Nasıl bilmiyorsun? Herkesin gözü önünde kestim paçası uzun geldi. İstersen diye çağırabilirsin Simay. Ben senin olsa gelip senden rica ederim. Bu bir sorun değil. Her bulduğun şey getirmiş olması sorgusuz sualsiz onu masken yapabileceğin anlamına gelmez. Çıkarmak zorunda Bence değilsin. De. Ben asla bir insanın bir şeyini izinsiz almam. Uğur Bey getirdi i̇zin bunu kafana takalım diye getirdi. Ben öyle olsa senin olduğunu bilsem izin isterdim. Burada şov yapma. Hayır. Ne şov yapacağım ya? Çıkartırsan çıkart o zaman. Bana ne yani? Ben sana çıkart demedim. Burada şov yapıyorsun. İhtiyaç halinde hepiniz size uzatılan eli hiç itiraz etmeden tutup saçınız, başınız, makyajınız, çorabınız, zaman zaman çamaşırınız, tokalarınız alabiliyorsunuz. Ülke Hanım, kimse kusura bakmasın. Özellikle Duygu kusura bakmasın. Çünkü maskesi yok diye kuaförler ona maske düşüneceğine saçını yaptı. Sonra bu, pardon özür dilerim, o parçaları buldu ve kafasına taktı ve abiyesi var. Yani biz buraya özellikle eğer hazırlanıyorsak. Bir saniye. Hayır, hazırlanıyorsak senin hazırlanman gerekiyor. Bu açıdan daha doğru. Senin derdin maske ise maskeyle ilgili eleştirini yap. Onu da söylemiştim Maskesinin aslında. Maskesinin olmaması evet bir problemdir. Ve bu burada haklı bir şekilde savunulacak bir itirazdır. Evet. Ayrıca o zaman Deniz buraya çıktığı zaman Dilara'nın izinsiz çantasını aldığı zaman sen oradan bıt bıt yorum yapmayacaktın. Simay, anlamıyorsun herhalde. Demek istediğim senin olduğunu bilmiyordum. Ben Bana anlıyorum. Getirildi. Ben yerden bulup bunu benim kafama senin takın derken, da demedim. Niye paylaşmayayım? Ben ikizlerle de her şeyimi paylaşıyorum. Ya anlamıyor musun? Senin derken, olduğunu bilmiyordum diyorum. Bilseydim sana gelip sorardım tamam, diyorum. Evet, okay, tamam. Hala aynı şey söylüyor ya. Tamam. Haklısın. Evet, haklıyım. Yavru Hazır mısın konuşma. Duygu? Hazırım. İçebilirsin. Hoş geldin Duygu. Hoş buldum. Saçtan maske yapmak çok büyük bir risk. Bu çok güzel de olabilir, berbat da olabilir. Ama maalesef seninki ikinci söylediğim olmuş. Teşekkür ederim. Duygucuğum, hoş geldin. Hoş buldum. Neden böyle bir şey yaptın? Böyle oldu. Maskeni bulamadın. Yani. Yani mi? Neden? Çok hazırlanamadım Ivana Hanım. Özür dilerim. Şimdi yani ne diyeyim? Ben bu puanı asla vermek istemezdim ama Hı? Sizin performansına göre puan veriyoruz. Evet. İkizler de aynı durumdaydı ama seninki üstünde yaptın. Hiç de beğenmedim. Elbisede de öyle. İkizlerin elbisenin en azında daha gösterişli ve daha şıktı. Maalesef. Teşekkür ederim. Duygu. Efendim hocam. İyi talebem. Podyumda iyi yürüyen. Ne oldu? Gaz maskesi mi takmaya çalıştın? Evet.
Yani olmamış tabii de. Nasıl? Ne? Benim ablam yapmıştı. Sizin söylediğiniz şeyi. Ablanı mı taklit, Nihal'i mi taklit etmiş? Hayır, o maskesini kullanmamış. Yalnızca içindeki örgüyü. Ama farklı konsepti. Bu farklı konsept, onun yaptığı farklı konsepti. Sana... Kıyafet tabii çok güzel duruyor. Çok güzel yakıştırıyorsun. Güzel suratlım benim ama... ben sana ilk defa bu puanı veriyorum. Ve vermekten dolayı çok üzgünüm. Olsun hocam, üzgünüm. Hiç sorun değil. Bir daha gaz maskesi yapma. Ya da farklı bir şey yap be çocuğum. Tamam hocam. 6. Teşekkür ederim. Duygu. Ne yaptın sen ya? Biliyorum aslında, şu an gözükmüyor olabilir. Ay, bu almalarınız ne olacak? Sizin habersiz... Bana getirildi, ben habersiz almadım. Eğer gerçekten ben onu orada bulmuş olsaydım bu kimin diye sesli bir şekilde sorardım ve izin isterdim. Dilara geçen gün bir çanta buldu, aldı. Birisi bilmem ne aldı. Hep alıyorsunuz. Ama bu bana getirildi ve ben o yüzden buranın zannettim. Ben kendim bulmadım bunu. Yapmayın sorun. Hiç olmazsa ekip başına sorun bir şey. Ama ekip getirdi bunu bana zaten. Ben kendim bulmadım. Her bulduğunuz şeyi takın, her bulduğunuz ayakkabıyı da giyin buradan. Bulmadım, bulmadım. Oldu, insanlar ayakkabı veriyor. Bir de sizin aksesuarınızı düşünecek, takacak, kafasına getirecek sizin için. Ya da onun ağzını kapat da 2 dakika nefes alalım. 5 canım. Teşekkürler. Efendim, kızlarımızın peşinde bir partiden diğerine koştururken bitap düştük, öyle değil mi? Az sonra... İçlerinden biriyle ne yazık ki vedalaşacağız. O zor ana adım adım yaklaşıyoruz ama önce bir soluk bir nefes. Alkışlarınızla Burak Öksüzoğlu karşınızda.